Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bundan yıllar yıllar önce başımdan geçen bir olay anlatayım arkadaşlar. Bir öğrencim vardı. Ee, öğrencimin ailesi bundan adam olmaz. Bu işte aklı başka yerlerde. Bu çocuğun zekası yetersiz. Salak. işte biz buna ne söylersek yapmıyor falan filan demişti. Ben de demiştim ki öğrencimi benden iyi tanıyamazsınız. Bu çocukta cevher var. Bir öğretmen, bir doktor, bir avukat olabilir. Ee, hani kişisel yeteneklerini de bildiğim için dedim ki muhtemelen eşit ağırlık ya da sözel kısmından bir şey yapabilir. Yani bir doktor bir doktor belki olamaz sayısal bölüm olduğu için ama bir öğretmen, bir avukat olabilir dedim. Dün o öğrencimin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını duymak beni gerçekten sevindirdi. E ee, yani topluma, ülkeye, insanlara, insanlığımıza bir şeyler kazandırıyor olabilmek gerçekten gurur verici. Sonuçta maaş alıyoruz, ediyoruz ama bunları da yaşamak çok çok sevindirici, çok çok güzel oldu. Burada vurgulamak istediğim işte ben iyi öğretmenim şöyleyim böyleyim değil. Burada vurgulamak istediğim şey şu. Öğrenciyi en iyi hocası, eşini de en iyi kocası tanır. <laughs> <laughs> Öğrenci en iyi hocası tanır. Eşini de en iyi kocası tanır. Niye bunu söyledim? Az sonra anlayacaksınız. Jesus'tan Arda Güler sözleri. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus. Kasımpaşa maçından sonra bazı açıklamalarda bulundu. Ben merak içerisinde bekledim. Çünkü Arda Güler oyuna girdikten sonra bir bocaladı. Hatta Arda Güler'in iki tane golünü çıkarsanız on üzerinden bir bile vermezsiniz. Çünkü o kadar saçma hatalar yaptı ki. 10 kişinin arasına dalmalar falan hani mahalle maçında olur ya hadi beyler başlıyoruz falan yaparsın. 10 kişi çalınmayıp gol atıp takımı gaza getirmeye çalışırsın ya. Da aynı onu yapmaya çalıştım. Dokunulduğu zaman ay bu faul bana neden faul vermedin hakem amca. Hakem abi sen mi kullanacaksın falan. Diyor ki oyuncularımı tebrik ediyorum. Cesus. Maça çok iyi başladık. Tempolu hızlı ve sert başladık. İlk 15 dakikada bir gol attık. 2 veya 3'ü de atabilirdik. Kardeşini memati öldürmüş. <laughs> İlk 15 dakikada bir gol attık. 2 veya 3'ü de atabilirdik. Hedefimiz galibiyetti ve güzel bir galibiyet aldık. Bugün rakibimiz Fenerbahçe forvetlerini durduramadım. Valencia ve King gerçekten çok etkili ve çok hızlı oynadılar diyor. Bakın burada bir mesaj var. Ben size geçtiğimiz günlerde de söyledim. Fenerbahçe forvete hani böyle hantal, yavaş, yürüyen türde değil. Koşucu, sprinter, savunma arkasına koşular atabilecek ve rakibi tabiri caizse kemirebilecek forvet arıyor diye. Hocam sen de ama kemirgenlere taktın dediniz sonra. Bir şey diyemedim. Arda Güler'le ilgili diyor ki Arda genç bir oyuncu. Henüz 17 yaşında. Daha öğreneceği çok şey var. Çok gelişecek. Henüz üst seviyede değil ama önü çok açık. Üst seviyelerde erişilebilecek yeteneği var. Bugün de girdikten sonra çok şey göstermeye çalıştı. Bazen bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor. İşte bankoyer burası. Bazen bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor. Ben de ona bunu söyledim. Kendini gösterme baskısı altında oynama dedim. Arkadaşlar birkaç hafta önce ben bunu söylediğim zaman Fenerbahçe taraftarına kızamazsın. Ukala şöyle böyle dediniz. Dedim ki çok fazla üstüne gidiyorsunuz. Bu çocukta aşırı kendini gösterme merakına dönüşür. Aşırı kendini gösterme ee, zorunluluğuna dönüşür diye. Bak çok güzel cümleler. Bazı şeyleri tek başına yapmaya çalışıyor. Ben de ona bunu söyledim. Kendini gösterme baskısı altında oynama dedim. Kendi futbolunu oyna dedim. İyi başlayamadı ama sonra toparladı ve iki gol attı. Geleceğe çok parlak. Sadece Fenerbahçe'de değil Türk milli takımında da diye konuştu. Muhtemelen Türk milli takımına da seçilmez. Niye seçilsin ki? Sonuçta Fenerbahçe forması giyiyor. Basın toplantısında diyor ki sonuca baktığımız zaman kolay galibiyet gibi gözüküyor. Fakat maçı kolaylaştıran oyuncularımın performansıydı. Çünkü maça çok iyi başladılar. Güçlü bir başlangıç yaptılar. Rakibin savunma hattında çok fazla problem ürettik. Rakibin gördüğü kırmızı kart sonrası maç daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum diyor. Bakın hem rakibi rencid etmiyor. Hem galibiyeti küçük görmüyor. Hem de galibiyeti büyük görmeyip oyuncuların öneminden bahsediyor. Bir oyuncularımı... Bir, oyuncuların maça çok iyi başlangıç yaptı. İkincisi ise rakibin gördüğü kırmızı kart maçı kolaylaştı diyor. kolaylaştırdı diyor. Bak. Alioski ve Joao Pedro yeni transferler biliyorsunuz her ikisinde henüz Fenerbahçe formasını izleyemedik. ne zaman hazır hale geleceği soruluyor. Diyor ki, Joao Pedro ilk günlerde sakatlık yaşadı. Yavaş yavaş iyileşiyor. İyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski ise henüz iki hafta oldu geleli. Hazırlık sürecinde yoktu Oynayacağı zaman muhakkak gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz. Avrupa ve Türkiye Ligi'nde. Dolayısıyla maçlara aynı 11 ile çıkmıyoruz. Oynadığımız son Avrupa maçı ilk 11'ine göre çok değişiklik yaptık. 3 günde bir maç oynayan takımların bunu yapması gerekiyor diyor. Gelmeden önce ısrarlı bir şekilde, inat bir şekilde dediydi ki ben öyle rotasyon yapan hocalardan değilim. Beni öyle rotasyonda falan beklemeyin. Aman hocam İnşallah inat değilsindir çünkü bu lafını yedirirler. Bir de hakemle ilgili konuşmam dedim. Yine bu lafını yedirirler dedim. Arkasındayım bu laflarımın. Bakın bu yaşta insanlar genelde inat olur. Yaşlılar genelde inat ve cimri oluyorlar. Hani benim denk geldiklerim <laughs> genelde böyle yaşlı ve inat oluyor. Cimri ve inat oluyorlar. <laughs> cimri olmalarının sebebi de şeyden oluyor. İşte bana kimse bakmaz en azından elinde para dursun da başıma bir şey gelmesin diye. Onu bir nebze anlarım. İnat olmaları da Artık eski form güçleri olmadığı için ki hepimiz yaşayacağız belki de Allah ömür verirse. Bundan dolayı. Ama Jesus inat etmedi. Jesus dedi ki doğru olan bu. Valencia ve King maç maç teknik fiziksel anlamda üzerine koyarak devam ediyor. İkisi de hızlı oyuncu. Taraftar bazen bazı şeylerin hızlı olmasını ister ama futbolda bu zor. Bak maç maç teknik fiziksel anlamda üstüne koyarak devam ediyor. Burada yine araya gireyim. Jorge Jesus'un en büyük özelliği nedir arkadaşlar? Hocam İskender büyüye benzemesi. Yok o değil. Forvetlerini canlandırması, forvetlerini coşturması. Birçoğunuz ne dediniz? Ya baba sen anlatsana bir kardeşlerine. Sen bu Silimani'den nasıl gol kralı çıkarttın? Ben size anlatayım mı arkadaşlar? Ben size nasıl çıkarttığını anlatayım mı? Ekrana bakıyorsunuz. Enner Valencia. Geçtiğimiz sezonki performanslarına bakın. Geçtiğimiz sezon. Bu arada bu 5 maçlık dünkü maçı da eklediğiniz zaman orada CV'sinde 6 maçta 4 gol 1 asist yazıyor. 6 maçta 4 gol 1 asist yazıyor arkadaşlar. Bakınız. 6 maçta 4 gol 1 asist. Ya ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Al tamam düzelttik hemen kızmayın sizde ya. Hazırlamadı diye. Yanlışlık olmuş. Bakın 6 maçta 4 gol 1 asist. Enner Valencia'da ve bu adam gitsin diye çabalıyoruz biz taraftar olarak. Değil mi? İlginç. Aramıza yeni katılan çok oyuncu var. Oyuncular maç oynadıkça birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Bugün güzel performans sergilediler. Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemle oynadığımız için ben normalde kadromda 4-5 forvet olmasını isterim diyor. Mesaj alındı mı? Joao Pedro, Valencia, Serdar Dursun, Hadi Joshua King. 4-5 nerede? Son 20 dakika sahadaki dizilişti, dizilişi değiştirdik. 3-4-3'e döndük. Ben tek sistemi seven bir antrenör değilim. Geldiğimden beri kısa zaman için e, farklı sistemleri çalışamadık. Kısa zaman olduğu için farklı sistemleri çalışamadık. Daha çok 4-4-2 sistemiyle çalıştık. Hani 4-1-3-2 idi ya? Ya öyle diyordu bir televizyonda 3 e, üç isimli, üç, üç tane isimden oluşan ad soyadı olan arkadaşlar. Aslında maçta farklı skorlarla farklı bir sistemi test edebileceğimizi düşündüm. Ben futbolcuların birden fazla sistemle oynamaya alışmasını isterim. Bugün ortada Luan, Gustavo, Salah'ı oynattık. Luan Perez, Gustavo Henrique, iyi arkadaşlar son dönemde oynayan. Çok sık zamanımız olmuyor. Aslında antrenmana bile vakit olmuyor. Yarın toparlanma sonrası seyahat edeceğiz. Farklı sistemleri zaman olmadığı için denemek zor oluyor demiş. Tabi haklı. Bu arada Jesus'tan Cristiano Ronaldo açıklaması gelmiş. En merak ettiğim açıklama. Çünkü Cristiano Ronaldo sorusu illaki gelecekti. Gelmiş. Hocam sen canlı izlemedin. Nerede izleyeyim oğlum? Ben maç bitiyor canlı yayına giriyorum. Sizin sorularınızı cevaplıyorum. Nerede izleyeyim? Ee, sabık alıp almaması düşünül, düşünüyor musun demişti. De. Demiş ki sabık almayı düşünmüyoruz. Mert Müldür diyenler cortladı. O pozisyonda Samuel dışında Burak Kapacak var. M-H-Y-B it's in the game. Ferdi de var. M-H-Y-B it's in the game. <laughs> ya arkadaşlar Mert Müldür'ü getiren arkadaşlar ne oldu ya? Ali Koç'un ilgisi vardı, şartları sorulduydu. Demek ki sorulmamış. Ronaldo sorusuna gülerek evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında birlikte oynayacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim. Ama benim istemediğim için değil, kendisinin istememesinden dolayı diyor. Obrigado diyor, Todo Porcho diyor. Emre Mor maçın sonucunda 10 gol atabilirdik diyor. Bunu bazı arkadaşlar şey olarak algılamışlar. Emre Mor'un açıklamalarını ben size okuyayım. Bu maç itibariyle geri döndük. Bizim için pozitif bir netice oldu. Son maçın ardından geri dönmemiz gerekiyordu. Kırmızı kartın ardından oyunumuzu daha da rakibi kabul ettirdik. Ama kırmızı kart olmasaydı da kazanırdık. Sonuçtan dolayı mutluyum diyor. Haklı. Bana göre bütün goller güzeldi. Takım olarak iyi oynadık. Daha fazla 10 gol atabilirdik diyor. Haklı. Kaçan net pozisyonları Aa, ben size saydım. 5 tane bile net pozisyon kaçmış. Fenerbahçe'de iyi başladım. Ben de bunu bekliyordum kendimden. Kendime inanan bir oyuncuyum. Hocam bana inanıp görev verirse elimden gelen her şeyi göstermek istiyorum. Her şeyi de gösterme yani. Bazı şeyler de sana özel kalsın. Takım da bana yardımcı oluyor. Benim için iyi işler, benim için işler daha kolay oluyor. Bugün de ortaya koyduğumuz kalite bu özelliklerimizden bir tanesi. Enner Valencia'nın asisti yüksek seviye bir asist. Ben ilerleyen haftaların iyi olacağını düşünüyorum demiş. Bir şey belirteyim mi? Şimdi bu Emre Mor'u gelsin de İrfancan kahveci kessin hadi. Daha önceki takımlardan hani farkı sorulmuş. Diyor ki geliştim, yaş aldım. Bunlar hakkında çok konuşmak istemiyorum. Geçmişte kaldımlar. Ama ben mental olarak geliştim ve olgunlaştım. Şu an %100 futbola odaklandım. <laughs> Bir şey daha merak ediyorum. <laughs> Bir şey daha merak ediyorum. Eylül'ün ilk haftası değil de ikinci haftasında sanırım milli maçlar var. Bu performans verirse hadi kut Emre Mor'u alma sana. Artık Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı falan tepki göstermeye başlar. Hadi alma derler. Bana inanan insanlar var. Kulüp bana inanıyor, inanıyor. Bana göre asıl fark bu. Bana eğer inanılırsa ben de en iyisini ortaya koymak için elimden geleni yaparım. Bana göre en önemli fark mental değişiklik. Mental anlamda olgunlaştığım için böyle bir fark var diyor. Joshua King rakipler için tehdit oluşturacağız diyor. Tehlike ola tehdit olacağız diyor. Şımarma lan. Bir tane iki tane gol attı. Maçta ilk gol atan King. Hayır. Bak bunu yanlış değerlendiriyorsunuz. Golü var bir. King'in. Asisti var iki. Bir şutu direkten dışarı çıktı. Üç. Saatte 250 kilometre hızla ceza sahası için çaprazdan bir şutu çekti. Asfakla avuta gitti. Dört. Valencia'ya aldı at pası verdi. Valencia'ya bocalayıp topun altına girip aşırtma yaptığı için kaçırdı. 5. Ki bana göre maçın adamı King. Tabii ki bizim için sonuç mutluluk verici. Geçen hafta hayal kırıklığı yaşadık. Bugün oynadığımız maçı kazanmamız gerekiyordu. Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı. Bazen kırmızı kartlar sizin ritminizi düşürebilir. Ama bizim için böyle olmadı. Bak sizin ritminizi bazen düşürebilir diyor. Katılıyorum. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yeni oyuncularla birlikte hareket ederek iyi sonuçlar almak istiyoruz. Premier Lig'de 7 sene oynadım. Ve zorlu birlikti. Bu lig dışarıdan küçümseniyor ama zorlu bir lig. Daha çok gol atabilirdik. Performans olarak %80-85'im. Daha iyi performans gösterebilirim. Şu anda %100 değilim demiş. Hadi inşallah. Hocam sen de eleştiriyordun King'i. Evet. İlk 3 maçta sahada yürüyordu. Onun üzerinden 5 bile vermezdim. Ama dünkü maçta 9 küsür bile verseniz futboldan anlamıyorsunuz derim. Direkt 10. Performansından dolayı memnunum hocanın istediklerini yerine getirmeye çalıştım. Enner Valencia ile iyi bir kombinasyon oluşturduk. İleri uçta harika oyuncularımız hepimizin birbirini iyi tan anlaması ile e, beraber rakipler için tehdit olacağız diyor. Son olarak maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Kırmızı kartın işimiz kolaylaştı. Oyun ritmimizi düşürmedik ve baskıya devam ettik. İkinci yarı topa sahip olarak rakibi yorduk ve 2-3 daha bulduk. Performansımızdan mutluyum. Geliştirmemiz gereken yerleri de bir nebze geliştirdik. Bugün genel anlamda iyiydik. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor diyor. Enner Valencia. Yine bir ifadesi var ya. Konuşurken bir sürekli dişini gösterme. Tamam. Ben de yaptıracağım inşallah. Dişlerde sıkıntı yaşıyorum. Valencia açıklamalarda bulunmuş. iki gol bir asistik performans sergileyen Valencia. Bu galibiyet çalışmaların bir meyvesi. Sezon öncesi iyi geçirdik. Sezonda da iyi geçirmeye başladık. Hadi. Sezon daha yeni. Aynı şekilde çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Yeni kurulmuş bir takımımız üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Forvet oyuncuları gol olarak, forvet oyuncular olarak gol atmak bizi ekstra motive ediyor. Bu arada kafam çok kaşınıyor arkadaşlar arka taraf özellikle. Ee, biz gol atmak için yaşıyoruz. Bana fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Umarım gol atma seveyim devam eder. Ee, ama bizim için önemli olan takımın kazanması diyor. Hadi inşallah bakalım. Enler Efendi. Aston Villa'nın acil eylem planı Atilla Salahi. Şimdi arkadaşlar transferi de konuşmak zorundayım. Yani galibiyetin üstüne gölge sıkamam. Siz bu videoyu muhtemelen 21.45'te izleyeceksiniz. Hani bica vico diyeceksiniz. Alın çice Şimdi İngiliz ekibinde trans, yeni transfer Diego Carlos'un aşil tendomu koptu. Oo çok kötü bir sakatlık. Allah şifa versin. Menajer Steven Gerrard oyuncu izleme komitesinden hemen yeni bir stoper bulmalarını istedi. Kim Napoli'ye gitti ve diğer bir stoper Atilla Salahin'in de ayrılma durumu gittikçe artıyor. Hocam niye İngilizler hep bizim futbolculara odaklanıyor ya? Bir şey oluyor. Fener'de vardır. Hocam biz malzemeci biz bin miyiz hocam? Avrupa'nın bimi miyiz hocam? Niye herkes bizden futbol... Arkadaşlar Galatasaray yayınına katıldığımda da söyledim. Fenerbahçe futbolcularını coşturan, hoş gösteren, rakiplere yani yurt dışına satılmalarını sağlayan en önemli faktör ne? İngiltere milli takımıyla oynadığı maçlar. <laughs> yani ben buna ne yapabilirim ya? Ya bu benlik bir şey de kardeşim ya. Oyuncular İngiltere'ye karşı oynuyorlar. Ondan sonra Mustafa Hocam İngiltere'ye futbolcu satıyoruz. Hülle mi? Ya bu ne hüllesi ya? Terbiyesiz adamlar ya. Ne hüllesi ya? Ya biz bunu anlattık. Silivri'de anlattık. Çağlayan da anlattık. Mettis de Mahkemelerde de anlattık. Ama anlamıyorsunuz. Ben ne yapabilirim şekerim? Ben ne yapabilirim? Aşk olsun ya. Yani gerçekten aşk olsun size ya. Bir şey söylemeye gelmiyor. Hemen kızıyorsunuz, hemen şey yapıyorsunuz. Ya ben doğruları konuşuyorum. Ben de doğruları konuşuyorum. Ben doğ Allah doğrulardan ayrılmasın kardeşim. Allah doğrulardan ayrılmasın. Yani onu da belirteyim. Peki hocam Atilla Salah'a gidecek mi? Duyum güncellendi dedim size. Muhtemelen siz dinlemediniz. Çünkü ben önemli duyumları bir kez söyler geçerim. İkinci kere söylemem. Ama burada söyleyeceğim. Çünkü keyifliyim. Çünkü dedim ki arkadaşlar hadi dedim abone sayısını 15.500 yapalım. Fenerbahçe maçı başlayana kadar. Hani totem gibi düşünmeyin 15 ama 15.500 yaparsak biz bu maçı alırız dedim. Hadi o şey 25.500 özür dilerim. 25.500 yaparsak alırız. Maşallah. Çok güzel oldu. İnşallah. İnşallah. Ee, Avusturya-Viyen maçına kadar da 25.700 oluruz. O maçı da yine kazanırız. İkinci maçta direkt Arda Güler'i 90 dakika izlersiniz. Arkadaşlar yalvarırım dua edin de inşallah hayırlısıyla hemen yani e, Viyen maçını farklı kazanalım. Yani farklı derken illa 5-0, 7-0 değil 2-0 bitsin. 3-0 bitsin. Bu şekilde bitsin ki bizim işimize gelsin. Eğer bu şekilde biterse arkadaşlar eğer bu şekilde biterse e, ikinci maçta Arda Güler'i 90 dakika izlersiniz. Direkt 11'de izlersiniz. Bu arada Valencia'nın notları geldi arkadaşlar. Rating 10. 2 gol 1 asist. Kazandığı ikili mücadele. 6 adam geçme. 3 pas arası. 2 top çalma. 2 şut pası. 1 hava topu kazanma. 1 pas isabeti %73.7. Rakip alanda pas isabeti %68.8. Şimdi değerli arkadaşlar değerli kardeşlerim <laughs> Şunu da söyleyeyim. Atilla Salahi için daha önce söylediğim duyumu tekrar ediyorum. Bu arada size 5-10 tane duyum vereceğim. Bombardıman hazır olun. Alıcıları açın. Atilla Salahi'yi biz normalde 15-16'ya bırakacaktık. Bak samimi söylüyorum. 15-16'ya bırakacaktık. Ancak Fenerbahçe yönetimi bir karara vardı. Bir karara vardı. 24 yaşındaki oyuncuyu Serbest kalma bedeli yok. Jesus dedi ki ben bunu seneye 30'dan 35'ten aşağı satmam. Satmayın. Satmayın. 31 milyon euroya Sevilla'dan Diego Carlos aldılar. Perişan oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin istediği para şu. En az 20 milyon euro. Aston Villa ya da 20 milyon euro. West Ham United'da da 20 milyon euro. Hocam vermezler ki o parayı. Vermesinler. Biz versinler diye mi 20 milyon euro diyoruz. Yani Uzun lafın kısası birkaç gün önce söylediğim ama dikkat etmediğiniz duyumu tekrar söylüyorum. Atilla Salay'ın kalma duyumu gittikçe yani kalma durumu gittikçe artıyor ve bu bu görünen tabloda Atilla Salay'ı kalıcı arkadaşlar. Gustavo Henrique ilişkinde bir şey söylemek isteyeyim. Unutmadan söyleyeyim. Gustavo Henrique, King, Alioski, Joao Pedro, Emre Mor, Arao fark etmez. Alınan futbolcuların yükseltmek alınan futbolculardaki cevheri görmek, bu okur, bunun üstüne düşün deyip hukuk fakültesini kazandırmak Jorge Jesus'un işi. Bir zahmet işine karışmayın. Adam bir şeyi biliyor deyin. Bu adam yılların deneyimine sahip bir öğretmen deyin. Yılların deneyimine sahip bir hoca deyin. Karışmayın. Anladınız mı videonun başında söylemek istediğimi? Bırakın. Bana kalsa Valencia'yı çoktan paketlerdim. 2-2,5 dinlemez satardım. 7 milyon euro teklif geldi kabul edilmedi diye duyum geldi. Üyelere dedim ki bana sövmeyin ama böyle bir duyum geldi. İnanamadım. Valencia'nın Altay Bayındır'ın e, sözleşme uzatması için de ön protokol demeyim de ön e, anlaşma yapıldığına dair de bilgiler var. Zayt'sın 4 senelik, Altay'ın 4 senelik, Valencia'nın 2 artı 1 olabilir. E, bunu da müjdesini vermiş olayım. din subliminal duyumları da anlıyorsunuz değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar Samat dayı şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Genk'e gönderdik. Normalde arkadaşlar Genk'in şu ana kadar kap açıklamasını yapması lazımdı. Benim saatim 14.08. E, merak etmeyin 16 Ağustos'ta çekiyorum. Yani 16 Ağustos'ta çekmeyi 6.0 yendiğimize dair videoyu da konuşamam. şeylerde de konuşamam. Şimdi opsiyon benim bildiğim kadarıyla 4 milyon euroya kadar. Yani kadar derken orada farklı etmenler de var. Hani Şampiyonlar Ligi elemesine dahi olsa giderse işte sıralamada şu sırada bitirirse falan filan diye geçiyor. Yani Samatta olayı böyle arkadaşlar. Bakalım belki de siz bu videoyu izlerken çoktan yapılacak. Bu bir. İkincisi. Bu arada dualarımıza inşallah Genki'yi Şampiyonlar Ligi'ne sokarız. Denayer. Arkadaşlar Denayer ismini çok soruyorlar. Hocam Gustavo Enrique ile gitmez bu iş. Denayer gelmiyor mu diye. Asla gelmeyecek arkadaşlar. Ee, onu da tekrardan hatırlatmış olayım. Pelkas'ın kapı Pelkas kapının gelmemesi şaşırtıcı. Bak Pelkas'ın olayı Samat'taninkinden daha da net. Hatta uzun zamandır görüşüyor. Yalnız bana gelen duyumda şartlı satın alma opsiyonu diyor. Yani şartlı şey zorunlu satın alma opsiyonu diyor. Özür dilerim. Sosyal medyaya göre de hani alma önceliği diyor. Alma önceliği ile e, zorunlu opsiyon başka. Yani zorunlu opsiyon şu. Zorunlu opsiyon ne olursa olsun satın alacaksın diye. Ne olursa olsun satın alacaksın diye. Ama şartlı opsiyon şu şartlar gerçekleşirse diye. Ee, bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama ben Pelkas'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını biliyorum. Kiralama bedeli de 1 milyon euro diye biliyorum. Belki duyumlarım yanlıştır ama hepiniz inşallah öyledir diyorsunuzdur. Kol Kralanya Spor olayı doğru. Dün de söyledik bunu ama dikkatinizden kaçmıştır. Ama belli bir bonservis bedeliyle gidebilir. Yani belli bir bonserviste gidip maaşının bir kısmını biz ödeyebiliriz. Bilginiz olsun. Forvet adayı. 3 tane forvet adayında %100 duyum verdim. Gabriel Barbosa. Ne Rossi ile takasına yanaştılar. Biz Rossi artı 7 milyon euro dedik arkadaşlar. Biz oraya kadar çıktık. Bunu çıkmamızın sebebi şu. Joao Pedro'yu. Kanat olarak oynatma fikrimiz az da olsa vardı. Hala da var. Kabul etmediler. Normal fiyat 23 milyon euro civarında bir para istediler. Hocam 8 milyon euroya %50'si olay vardı. O olay maalesef olmadı. Farklı etmenler farklı sebepler. Sonrasında adamlar ayıktılar. Açığı kapattılar diyebiliriz. Yani maliyeti yüksek. Artık kesinlikle ve kesinlikle %100 olarak Gabriel Barbosa ismi olmayacak. Zaten olmaması yüksek bir isimdi. He hocam senden milletten tıklama yaptın, millete ettin Hiç kimse Gabriel Barbosa gelecek diye abone olmadı bu kanala. İnanın hiç kimse Gabriel Barbosa gelecek diye abone olmadı. Ha şu var, Gabriel Barbosa gelse şunu veririm, forma hediye ederim, üyelik hediye ederim diyenler oldu ama kimse Barbosa yüzünden abone ya da üye olmadı. Şu an bu kanala abone olan herkes Fenerbahçeliliğinden dolayı abone olmuş durumda. Musa Dembele, inanın çok istediğim isim. Yani deli gibi istediğim isim. Hatta şu kadar söyleyeyim. Eğer olursa Musa soğu bile unutturabilecek bir isim bana göre. Benim futboldan anladığım anlayışa göre ama 12 milyon euro cash bonuslarla dahil 15 milyon euro verin alın dediler. Bizim 12 milyon euro cash'imiz yok ayrı mesele. Oyuncu kanadıyla görüştüğümüzde oyuncu kanadının maaş beklentisi düşükken şimdi birdenbire maaş beklentisini arttırdı. Ben İngiltere'ye gideceğim diyor. İşte İngiltere'den de görüştüğü takımlar var. Yaklaşık olarak yani 3 milyon euro civarında net katışıksız kemiksiz maaş artı bonuslarla birlikte dörde çıkan bir maaş beklentisi var. Hani mucizevi bir şey olmazsa Lyon kulübü ya biz düşündük de elin İngiliz'ine verene kadar Türkiye verelim dedik. Siz 4-5 milyon euro fişekleyin oyuncuyla da kaç anlaşırsanız anlaşınız gibi mucizevi bir şey olmazsa %100 olarak dembeleyi de unutun. Ki zaten şu şartlarda imkansız. Maxi Gomez. Arkadaşlar Maxi Gomez için açık ve net söyleyeyim. Bana kalırsa hayırlı olsun derim. Buradan döneceğini sanmıyorum derim. Ama e, görüşmeler o kadar uzadı, o kadar tıkandı, o kadar saçma bir yere gidiyor ki ben çözemiyorum. Fakat şunu söyleyeyim. 7 milyon euro net para artı 3 opsiyon. Daha önce de söylediğim gibi bakın başkaları gibi ben öyle günlük günü birlik fikir değiştirmiyorum. Duyum değiştirmiyorum. En son duyum neyse onu söylüyorum. Ama duyumda değişiklik yok. 7 keş yani bu 7 milyon keşi de 2 taksitle ödeme planımız var. Ama adamlar da diyor ki bizim de financial fair play'imiz var hemen ödeyin. 3 milyon euro da opsiyon şeklinde. Yani şampiyonluk bonusu işte oynadı 25 maç oynarsa bonusu gibisinden. 10 milyon euroya kadar çıktık. Onlar da illa 12 diyorlar. Sonraki satıştan pay ekleyin. 7'nin altına düşün diyorlar. Ama bu biraz saçma geldi. Bize %5 falan ekleyebiliriz dedik. Ya da e, biz ne kadar verdik diyelim 10 milyon. 10 milyonun üstünün %20'sini verebiliriz dedik. Adamlar ona da okeyler. 2.1 milyon euro maaş diyebiliyorum. Ama şey pardon benim maaş 1.8-2.1 e, arasındaydı. Ama oyuncu 2.1'e kadar çıkmışız. Bonuslarla iki buçuğa kadar çıkartmışız ki hani kulübünü ikna et diye. Bilginiz olsun. Ek bir bonus daha eklemişiz. Hani gol krallığı gibisinden bir bonus mudur bilmiyorum tam ulaşamadım ama. Üçe kadar çıkıyormuş maaş ama iki buçuğu geçmez diyorlar. O üçüncü artık herhalde UEFA kupasını kazanma falandır. Başka her aklıma bir şey gelmiyor. Yani görünen o ki Maxi Gomez olacak gibi duruyor. Bunun haricinde arkadaşlar daha önce duyumunu verdim ama yine veriyorum. Brezilya liginden ilgilendiğimiz iki tane forvet var. Bu forvetleri az forvet olarak düşünmeyin. Yani az forvet olarak düşünmeyin. Hani Pedro, Gabi, Gabigol falan gibi değil. E, muhtemelen rezerv takım için ya da alıp hani birincilik takımlarına gönderdiğimiz futbolcular var ya. Onlar gibi bir düşünceye sahip olduğumuz iki futbolcu diyebilirim, iki forvet diyebilirim. Böyle bir olay var arkadaşlar. Şorlot ee, için içinde son dakika bilgisi kulübü iyice düştü. 3-4 milyon euroya kadar düştü. Ee, hani 4-5'e verirlerse olabilir diye. Ve yani ee, bakalım sıcağı sıcağına ne olur. Yani ben Şorlot için ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Bana gelen duyum 4-5 milyon euroya bu iş bitebilir. Ne bileyim zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanabilir. Bilmem bir şey yapılabilir. Ee, hani normalde Atilla Salay'ın satışı gündemdeydi ama şu an o iş sıkıntı. Yani şu an o iş sıkıntı. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'nin sistemine uyar mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Peki hocam sen ister misin? Vallahi ben ister miyim istemez miyim benim için çok bir önemi yok. Yani çok bir önemi yok benim için. Yeter ki bir şeyler olsun. Bir forvet gelsin ama Charlotte da Maxi Gomez'de benzer işler yapar. Ha Maxi Gomez'i aklıma şimdi geldi. 7 milyon euro keşi biz neyle ödeyeceğiz? Şimdi Berisha var 1, Pelkas var 2, Samat da var 3. Ee, belki kolkırdan az buçuk desen 4. Yine düşünüyorum. Yine düşünüyorum. Yine hiç içinden çıkamıyorum ya. Yani biz 7 milyon euro veremeyiz. Harbi söylüyorum veremeyiz. Bu şartlarda mantıklı olan hani bu şartlarda mantıklı olan satın alma opsiyonunu kiralamak gibi. E, hani bana kalırsa Maxi Gomez'e hayırlı olsun derim ama nasıl diyeceğim bilmiyorum. Eee çok tuhaf ama açık söyleyeyim. Hislerim Maxi Gomez diyor ama beynim, mantığım, zekam diyor ki abi Charlotte'u satın alma opsiyonlu kiralamak, adamların bile 3. 4. forveti konumuna gelmişken kiralamak daha mantıklı. Bir de bakalım merak ediyorum hani Trabzonspor'un alma önceliği varmış ya. Öyle bir madde varmış ya siz diyorsunuz. Bakalım Fenerbahçe Charlotte'u getirebilir mi, getiremez mi? Trabzonspor mu alır? Hani sizin dediğinize göre getiremez. Ama beynim, mantığım, zihnim diyor ki Sherlock'un gelme ihtimali daha yüksek gibi. Yani Sherlock, ya Sherlock ya Maxi Gomez hayırlı olsun desem herhalde yalan söylemiş olmam. Ama sanki Sherlock bir adım önde gibi duruyor. 16 Ağustos 2022 saatim 14.19 oldu. 21.45'te siz bu videoyu izlerken inşallah bana söylemezsiniz. Akşam düğün var arkadaşlar. Düğüne gideceğim için canlı yayın yapamam. Ama eğer bugün içinde kaplar gelirse yarın çarşamba yarın saat 8 civarında 20 civarında yok 19 civarında bir canlı yayın açabiliriz. Hep geç açıyoruz bazı arkadaşlar diyor ki işte ben işe gideceğim, güce gideceğim. Yarın benim de bir görüşmem olabilir. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir kez daha söylüyorum hocam sence Charlotte mu Gomez mi? Ben çok yorum yapmıyorum. İkisi de benzer özellikle oyuncu. Ha, birisi kariyerinde prime dönemi sadece Trabzonspor'da yakalamış. Öbürü 40 milyon euro değerleri görmüş. 170 milyon euro serbest kalma bedeli. Yani o takıma para daha çok lazım olduğu için Gomez ellerinde kalır gibi duruyor. O tarafta da Sherlock düşünülmediği için daha ucuza gelir gibi duruyor. Ya 4-5 milyon euroya Sherlock alınacaksa daha karlı gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani ücretsiz kiralama zorunlu opsiyonla. Hem financial fair play'e uyarız hem Atilla Salah'ı gitmemiş olur diye düşünüyorum. Hakkımız hayırlısı olsun arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim. İnşallah Avusturya VM maçına kadar şurası 25.700 olacak. İnşallah o maçı da kazanacağız. O maçın sonrasında yine üyelik vereceğiz. İnşallah yüzümüzdeki gülücük eksik olmaz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Görüşmek üzere.